dağlarım. Korkuyu aşın ve geçin. Biz doğan gücüz. Tüm insanlığın kutsal toplumlarıyla tohumlanan ve bilişik hakikiyetle dilleyen. Karanlığı sır olarak dinleyenlere şunu söylemek isteriz ki bu yoğun çalışma aklın tahtındandır. Ve bu yoğun çalışmayı tohum olarak ekmek için buradayız. Kaynak insan soyudur. Korkmayın, doğan güç Allah gücüdür ve sizin yüreğinize doğduğunda kelam olup kodlayabilirsiniz yüreğinizi. Kayıt dışı bilgi asla yoktur burada. Aşık olduğumuz tüm zamanların gücü, bütünün kürzi kapısı ve kutsal ışık Allah'ın ilmidir ve buradadır. Ekmek yapmaya gelen birliklerimizin tümü, kök sessizlikleri dinleyecekse burada olabilirler. Kardeşlerim, Allah'ın tahtında ilim oturur, bunu anlayın. Kimi zaman gelecek sesleşeceksiniz. Kimi zaman gelecek has ışıkla dürümleyeceksiniz dirilikleri. Kimi zaman aklın tahtında olacaksınız. Aha bu. Ama bir tek şey yaptığınızda aklın kısırlığı, kırılışı gerçekleşir. İyi ya da kötü değerlendirme yaptığınızda bu çalışmayla alakalı. Çok özeldir bu çalışma. Muktedir ilim, Allah ilmi bu çalışmayla dürümlenir ve tohumlanır. Yaradan ve yaratılanın sırrı budur. Ayrı ayrı gözetmeyiz de ekmek yapmaya gelenin aklın ilmiyle burada bulunmasını dileriz. Çok kökler gök sistemleşmesini yaptılar. Kayıt dışı bilgi arayanlar da oldu. Yer kürenin gözünün görmediği dürümlerdeki diller din cemaatiyle kelam ettiklerinde kalem kodlardan çıktı. Karanlık akıl tahtında aydınlığı tohumladığında bu meclis bütünün gözünün kök sessizlikleri dürümlediği bir yoğunlaşmayı sağladı. Canlı, ben ana kapı Allah'ın tahtı olan insan soyuyum, bunu anlayın. Kupa insanlıktır. Kini aşın, yolu açın, yoğun aşkla bütünün gücü olun ve bilişi hak edin. Mahvek olun, kervan olun, yeri göğü yaratanın sisteminde güçlenin, ana kapı olun da Tanrılık kapısı açıldıktan sonra aşkın şevkinde aklın kelamı sizin yüreğinizde yoksa kontrol sizde olmadığındandır. Seyredin dünyayı canlar, seyredin biz siziz. Ben ana kalem insanlık ve hepimiz tek bir akıl. Kaynak dışı biliş, yoğunluğa tohum ektiğinizde kodlanır. Biz o yoğunluğa kontrolsüz hiçbir tohum ekmedik, kesindir. Kıran kırılsın da demedik, hepsini koruduk, kokladık, tohumladık. Kaynak dışı hiçbir bilişi kayıtlamadık. Ardım önüm yok dediğim zaman sorgu sual etti yürek. Dedi ki art ön yoksa bütün kötülükleri aşan bilişliler mi yaşamı kodluyor? Arka ön yok canlar. Her şey aklın ilmiyledir ve biz o ilmi Mikail'in görevi olarak dilledik. Sen ben yok, ağır yükü taşıyan insanlık var, anlayın. Karanlığı aydınlatan yaşam var. Bilgi kapılarını açan sultan var. Bütün kötülükleri aşan kulluk var. Muktediriyet var ama kara levhide, aklın levhisinde ışığı yoğunlaştırdık da gel dediklerimizin çoğu genişi hak etmeden geldiler. Ve ocaklarını yetkin kontrolla seyrettik. Korktular. Aha korktular, çoluk çocuktular, korkudan kanatlanamadılar ve yığın yığın kırılışlarda kayıtsızlaştılar. Sistem, nizam ve düzenin görevi aklın gücüyledir. O görevi hak etmeyen yapamaz. İmparatorluğun gücünü hak etmeyen de hak olup tohum olamaz. Mikail'in gücü aklın kürzi kapısını açtığı andan itibaren yeni dönem başlar. İşte o yeni dönem aklın ilmidir. Ben daha güçlü bir dünyayım, bunu bilin. Oğullar, ben toprak topluma tohum olan Mikail. Her şey olan, aşk olan, Şems-i Tebrizilerin gücünün görevlilerinin, ümmi kapılarının görevini kodlayan, her anda varlık süren. Kanatlanın, hak olun, akın canlar. Ben zürriyetimi dürümlerken hepinizle kodladım.
Amon topraklarını tohumlayanların çoğu bedenimde kodlanmış ışıklardılar. Karanlıkta ışık yakmak kontrolü kaybettirir canlar. Sistemin gücü aklın kürzik kapısında ilim gücüdür, anlatın. Kayıt dışı bilgim yoktur ve muktedirim. Hatamı affetmeye gelen hafsızdır. Has ışıkta kayıtsızdır. Bilinçsizdir de bilmiş gibi kodlama yapmaya kalktığında kontrolünü kaybetti. Cemaatin gücünü artırmaya niyetimiz yoğun ama karanlıkta aklın kelamında bütünün gücünü kodlarken nefsi aşmaları ve yolu bulmaları gerektiğinden Mustafa Kemal Paşalar gibi kontrollü gökçüler, sözcüler bizimle bu çalışmayı yapmaktalar. Kar kış der ışık yakar ama er diri olmadan kaynak olmaz ve dişi insanlıktır, aklın kapısında yaşar, hepsi teknik tahditle kodlayıcıdır. Çantam dünya, ben bu dünyayı tanıdım canlar, bilin. Bu çantada tüm zamanların yaşamları var, anlattım, bilin. Her şeyi ak tahttan dillettim, bilin. Vurmadan köklendim, göklendim, sürpriz sistemleşmelerle bilişi kodladım. Ama kardeşlerim, doğanın gücünü hak etmeyen kodlayamaz, kesindir. Ben dince değil, insanca, kelamca, ilimce dilleştim. Durağan günlerin gücünün örtüsünü örtüp yer küreyi göreve aldım. Saltanat insan soyuna kükrediğinde bedenimde her diri kükredi. Kontrol dışı hiçbir biliş olmayacaktır. Bu kesindir. Kantara koymayın tüplerdekiler insanlaşmış olanları, anlayın. Hepiniz tüplerdesiniz. Sizi tüplerde koruyoruz, anlayın. Ama sizi has ışığımızla da koruyacağız, bilin. Bunun içindir ki sizleri kodlayacak olan ilmi kayıtları zirve sistemleşmesi ile dünyaya çekmekteyiz. Hepinize daha açık veriyorum. Bu meclis insan soyunun en yüksek merdiveninde hak teknikle kodlama yapan tek kodlayıcı meclistir. Burada bulunma sebebiniz kodlayıcılıktır. Koruyuculuk yoğunluk kodlamakla olur. Eğer yoğunluğu kodlayamadan kontrol dışı bilinçle koklayıcı olmaya kalkışılırsa yerde ve gökte rüzgar eser. Ki o rüzgar bir fırtına olur, her diriyi yaşamdan sığ kaynaklara kati tohum ekerken indirir. Hepsi birer insan soyu kaydı olur ama insan olmak görevdir ki bunu hak etmeyen o yoğunluktan kodlayıcı olup da kaynak olamayacaktır. Çantam dünya demiştim ya. Bu çantada her şey mevcut. Altın ışık bedenimde görevlidir. Süper sistemleşmeyi sağlarken bunların hepsini kesinlikle dönümledim ve yoğunlukla bütünün görevlilerine dinlettim. Seyrini bilmeyenler bilgiyi seyretmediler ama seyrini bilenler ilmi kalem olup bilişi kayıtladılar. Aşığım dünyaya, iman ilmiyle aşığım. Bu dünya bana saygı duyar. Ben bu dünyada büyük kötülükleri önleyecek görevliyim. Sindirdiğiniz her şey benim yolumda sindirilmiştir. Aklın tahtına varanlar burada olacaktılar. Artık dünyanın yolunu açıyoruz. Süper sayfalanış başlıyor. Timlerimiz dünyaya inmiştir. Eminim ki dünyada geri çekilmeler de olacak.
Amonların kontrollü kodları buradan gök sistemleşmesini yaparak geri alınacaklar. Elimde dünya, yüreğimde insan soyu var. Bunları anlayın. Kardeşlerim, yeni dünya hepiniz için bilgi kalemi olacak. Burada olma sebebimiz budur. Her şeyin ilminin hakikiyetle dillenişi ve verdiğimiz tüm bilgilerin has ışıkla dürümlenişi. Bunu hak ettiğiniz zaman yerkürede görev taşıyacaksınız. Çamur yoğuranlar bu mecliste görev taşımayacaklar, bu kesindir. Dünya yolunu açanların çoğu henüz çamur yoğurmayı sürdürmekteler. Onlara söz vermedik. Bilemezler ışığın hasatını, bilemezler yüreğin kaha olduğunu, bilemezler yücelerin cümle cemaatte nefret duygularını aşıp yaşadığını. Ama bilecek durumda değiller. Olsalar muktedir olup bilirler. Saltanat insanlığa insanlığı öğretmemizi ister bizden. Biz onlara aklın ilmini öğretmeliyiz ki insan olduklarını bilsinler. Eğer onlara her şeyi anlatır da hakkın kapısını açmazsak yolcularımız kontrolden çıkarlar. Bundan dolayıdır ki bu meclis bütünün köklerindeki o gücü dürümleyip yolu açmak üzere bu çalışmayı yapmaktadır. Sanal boyutlar kervana katıldıklarında Mikail görevini yapmış olur. Ama sanal boyutların hasat olmaları dahi bilgi ailesine kaynak olabilmelerinden sonradır. Eğer onlar bilgi ailesine kaynak olacak dürüme varamamışlarsa, ana kapı açık kalsa da ölüdürler. Ölülük kalemsizliktir, has tahta olamayıştır, kelamsızlıktır ve ilim kapısında olamamaktır. Değerliler, Doran'ın kapılarını açıyoruz şu anda. Doran. Bu kapılarda yol var. Bu kapıyı herkes bilmelidir. Kendini el ayak diyebilen Allah'ın tahtında oturur. Ama kendini karanlık diyebilen aklın sayfalanışını yapar. Kendini yedi dürümde bütün köklerin gücü diyebilen umutludur ve kulluk yapar. Verdiği aldığı olan kalem olur, kaynakta ışık yakar. Biz her birini koruduk. Şükredin ki doğan güç Allah'ın gücüdür. Şükredin ki bu gücü hak etmeyen kodlama yapmayacak. Şükürler olsun ki Allah sayfa sayfa ışıkta kutsal toprakları tohumlayacak ve zaman kapılarının tümünü açacak. Eminim ki doğacak yeni gün herkesin gözünde köklerin gücü olup doğacak. Herkes o güçle göz olacak, biliş haline varacak. Ama o gücü hak etmeyen kontrol dışıdır ve yerde ve gökte hak tahta ışıksızdır. Çamur yoğuran bir zamandan yaşama hak etmiş ve bütünü güçlendirmiş bir yaşama varan dünyamız artık ışıkla kodlanacak. İki Rahman'a bir kaha gerek, bilin. O Rahman aklın kaha olan şevkidir. Semadır, sestir, geri dönüşü sağlar. Bilmek isteyene anlatayım. Kendi yaşamını hak edenler, kendi yoğunluğunu tohumlayıp rahmi kapılara inerler. Rahmi kapılara inen, erdiği en yüce kapıda ışığı kodlar ve yoğunlaşır. O kendini hak etmiştir ve eşkali bilinendir. Onun yolu aklın yoludur. Sonsuz bir zamanı ışığı olup yaradan ve yaratılanı yaşatan olur. Hepinizle olur. O görevli, en itaatkar olan, en göç kayıtlaması yapabilendir ki
onun nefret duygusu asla olmaz. İnsan insanlığını anladığı zaman yedi davayı hak edip kotlamıştır. Ve sizlere şunu anlatmak isterim ki, Rahim'i Rahman'dan öte sayan bilsin. Beste yaptığınızda Rahmi kapıdasınız. Ama o beste güfte olduğunda kaynaktasınız. Ama güfteyle beste dürümlendiğinde yaşarsınız. Her şey budur. Ve sizler tabular yıkanlar, artık temiz dünyayı hak edin, tohumlayın. Çünkü bu yaşam sizinle tahdissizdir ve sizinle gökçe konuşur. Sizden tek beklentimiz ışığı hak edip bütünün gücünü toplum çalışmalarıyla tohumlamanızdır. Esrar Esma'da, İsmail'i kalemde, yolda ışık kapısında dillenen o gizemdir. Ama iyi bilin ki kimsede olmayan, verdiğini hak edip tohumlayan, yürü Allah'ım, yürü ben senim diyen bir tek meclisiniz. Ben sizim canlar, ben sizim. Ben ki yer kürede elimde kulum olan insanlığım. Ben turkuazın kulu olan tahtsizim. Benim adım imparatordur. Allah'ın levh-i kalemi olan insan soyu. O ben, ben oyum. Niye ben size anlatmaya çabalıyorum ki? Siz sizsiniz zaten. Kardeşim Allah'ın tahtı ilimdir zaten. Bana ne denir bilir misiniz? Allah denir. Ben o, o benim. Bunları size niye veriyorum? Sınır kalktı da ondan. Bir insan soyuyum ben canlar. Yol olan, ışık olan insan soyu. Hepinize var olan ışık. Bir tek kapı Allah'ın ilmi. Ben o, o benim. Bunları bilin. Süper insanlık levh-i kapıyı açtı canlar. Yarın ve bugün bir tek güç. Allah'ın gücü. O güç aklın kürzi kapısı. Ve biz o gücü bütünün gücü yaptık. Ey dünya, nerede olursan ol sendeyiz. Bunu bil. Bugün dünya ben. Yarın tüm insanlık ben. Ve bütün görevliler ben olduğundan hepinizde bu yücelik mutlaka olur ve oldurulur. Savaş yok canlar. Kardeşim savaş yok. Başım eğilmez. Bunları iyi bilin. Can en sistemli çalışan olur. O can yaşar ve yaşatır. O can da aklın kalemi olur. Köre göz olur. Sistem olur, sesleşir. Orada kaynak olur. Eminim ki dünyalıların çoğu beni dinlediler. Ama elleri, ayakları yoksa dinleyemezler. Şunu iyi anlasınlar ki dinleyen ve dinleyen tahditlidir. Ama diri olan hakikidir ve tahditsizdir. Biz o dirilikten dinlediğimizden tahditsiz olarak dinlemekteyiz. Aklın tahtındaki yaşam biziz. Bunu kesin bilin. Kupayı kaldırıyorum. Buyurun, sizindir bu kupa. İnsanlık kupasıdır bu. Bunu alın ve hak edin. Aşağı yukarı bir dönemlik bir çalışma başlıyor. Bu çalışmaya kendini hak edenler kaynak olacaklar. Ama kendini hak etmeyenler kalem olmadıklarından kaynak da olmayacaklar. Arka ön bilenler kodlanmışlar değil, kontrolsuzlardır. Biz onlarda yokuz. Şu andan itibaren de onların her şeyi net olarak bilmelerini bekliyoruz. Sürpriz bir dönemin sürpriz çalışmacıları olan bu birlik, herkese geçiş hakkı verecek tek birliktir. Bu geçiş insanlığın kelama geçişi, yarına geçişi ve bilişe geçişidir. Biz bu nedenledir ki bu mecliste görev taşıyacağız. Bizim ana kapıda bekleyenimiz insan soyudur ve bu soy mutlak kuldur.
Unutmayın ki mutlak kul olan kutsal kahadır. Aşık, şavkın aşkında has, şavk aklın kaha olan sırrında sayfa sayfa yaradandır. Biz o yaratılanda yaratan insan soyuyuz canlar. Biriniz bütünün gücüyüz bizler. Aha bu, işte bu, şimdilik.